Yaratan Rabbimize hamd ederiz. Yaşatan Rabbimize, var eden varlığından haberdar eden Yüce Allah'ımıza, Allahümme bariklene fi Recebe ve Şaban ve bellihne Ramazan diye başladığımız üç aylara kavuşturan Rabbimize hamd ederek başlarız dostlar. Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ki pazar günü inşallah Miraç Kandili 1443 Recep 27 oluyor. Miraç Kandili Efendimizin Miraç'a yükselmesinin inşallah kıymetli hocamızla da İsra, Miraç bunların hepsini konuşacağız hadisler ışığında. O peygambere de salat ve selam ederiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina ve nebiyyina Muhammed deriz. 8. yılımızda hadislerle İslam'da 4. ciltteyiz ama dostlar özel bir gündemimiz var diye 7. ciltin hemen ilk konusu olan Miraç konusunu işleyeceğiz inşallah. Efendimiz o zamanda neler oldu, ne yaşadı, nereye gitti, ne kadar kaldı, neleri gördü, neleri getirdi, kimleri gördü, hadislerde anlatılanlar tamamını inşallah daimi konuğumuz Şanlıurfa İl Müftümüz Ramazan Tolan hocamızla konuşacağız, işleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. İyisiniz, sıhhatlesiniz. Sağ olun. Miraç Kandili pazardır ama şimdiden ben hayırlı uğurlu olsun bize de herkese de haberdar olmayanlara da ulaştırsın, Ramazan'a ulaştırsın. İnşallah hocam. Haberdar olmayana belki daha pazar gününü bilmeyip daha önce gelir falan diyenlere de biz tabii bugünden söylüyoruz efendim, pazar günü akşam inşallah Efendimizin yükselmesi, miracı, namazda müminlerin miracı ifadesi falan geçer mi? Bağlantısı var tabii. Olur mu o da? Bağlantısı var. Bağlantısı var. Kıymetli hocam ben o zaman Subhanellezi esra bi abdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Kıymetli hocam çok özür dilerim. Baştan bir araya gireyim de. Dostlar dün bir sınavımız da vardı. Hocamız da sabahtan akşama kadar beraberdi komisyonda. Ağamızdı, büyüğümüzdü, komisyon başkanımızdı. Tabii Kur'an da okuyor. Orada hafızlıktan ezber falan sorması da oldu. Kıraatı benim hoşuma gitti. Hocam rica etsem bunu kıraatla olmaz mı ya? Sen burada hafız olmasaydın okurdum ama. Hocam dün ama hafız mısınız değil misiniz diye böyle insanın düşündüğü zamanlar bile oldu. Yani kıraatten, mahreçte, tecvitte. Bir ömür boyu bu işlerle meşgul olduğumuz için. Seda, yani bir hafız olarak. Yani sadece dinlediklerimizden aklımızda kalan olsa yine. Hocam bir hafız olarak benim hoşuma gitti. Bir aylık yekün tutuyor. Başka bir zaman o zaman. Sözünü alalım. Tabii ben öğrenciyken yaptığım özellikle namazlardan sonraki dualardan birisi, ya Rabbi bana güzel Kur'an okumayı nasip et. Subhanallah. Bütün gençlerle bizlere nasip etsin inşallah hocam. Yani idare edecek kadar oluyor ama başka bir zaman fazla zamanımız kalmıyor. İnşallah. Bugün değilse de başka bir zaman tamam, birkaç satır bile olsa kıraatını. Tamam bugün hocam. İşimiz var. Peki hocam. Sizdeyiz hocam. Çok değerli kardeşlerim, tekrar önümüzdeki pazar günü Miraç Kandili. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Şimdi sayın hocamız direkt İsra suresindeki ayet-i kerimeden başladı. Ben de başlayacağım ama bu sureye bu ayetle başlandığı için bu İsra ismi verilmiş. Evet. Bu surenin bir ismi de Beni İsrail suresidir. Öyle ismi de var. Onu duymamıştım hocam. Yani böyle zaten bu İsrail'e ilgili ayetten sonra hemen Beni İsrail Yahudilerden bahsettiğinden dolayı evet. Hani Kudüs'ten Miraç'a çıkılıyor ya, Kudüs olduğu için orada Yahudilere yönelik dehşetli şeyler de var. Evet. Şimdi İsra gece yürütmek manasına geliyor. Gece karanlığında yürütmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e yürüttüğü için o isim oradan verilmiş. Evet. Miraç da demek insanı yukarıya çıkaran asansör manasına gelir. Oruç yukarı çıkmak demektir. Miraç da ismi alettir. Mesela miftah gibi. Yani miftah, açıcı. Mesela fetaha açtı miftah. Açıcı. Açan kilit yani. Kilit. İsmi alet manasına geliyor. Bu miraç da yükselten demek. Miracın Mekke-i Mükerreme'den
Kudüs-ü Şerife olan kısmına İsra deniyor. Kudüs-ü Şerif'ten Cenab-ı Allah'ın huzuruna bilmediğimiz mekanlara, makamlara gitmesi, götürülmesine de Miraç diyoruz. Orada dikine yükselme var. Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya götürülmesi olayı Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde var. Direkt açık. Ama Kudüs-ü Şerif'ten yani Cenab-ı Allah'ın katına yükseltilmesine de sahih hadisler var birçok. Bununla ilgili müstakil kitaplar da var. Ama bir de bu Necm suresinde olan ayetler de ona işaret ediyor. Miraç'taki zirvelere. Mesela وَلَا بِسْمِ الرَّحْمَنُ وَلَا قَدْ رَعَهُ نَزْلَةً اُخْرَى. Cebrail aleyhisselamı başka zaman daha da görmüştü. Evet. Ayında Sidretil Münteha. Sidre-i Münteha'nın ve Sidre-i Münteha maddi alemin bitip manevi alemin başladığı yer demektir. Sidre-i Münteha. Orada da bak görmüş diyor. Oraya nasıl gitti? Değil mi? Bu Miraç'la alakası var. Peki Sidre-i Münteha yani dünyada bir yer olamaz mı? İndaha cennetul me'va. O Sidre-i Münteha'nın yanında bir de cennet var. Cennetul me'va var. Yani cennetin 8 ismi var ya, evet. bir tanesi. Cennetul me'va var. Demek ki o Sidre-i Münteha'yı dünyadaki bir yerde de tevil edemezsin. Edemeyiz. Çünkü cennetul me'va'nın yanında olduğuna göre manevi bir alamdır. Ama neresidir, ne kadar onu biz bilemez. O bizi ilgilendirmiyor. Yani şimdi bunu anlayabilmemiz için şunu da bazı ön bilgileri bilmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de ne kadar kalmış? 13 yıl. Evet. Bu 13 yıl boyunca yani çok kalmış da peygamberliği. Peygamberliği tabii 13 yıl. Çekmedi cefa, sıkıntı, zahmetler kalmamış. Bazen ümidini keser gibi olmuş. Cenab-ı Allah onu teselli etmiş. Desteklemiş. Eşini kaybetmiş. Çocuklarını kaybetmiş. Derken bir ümit ile Taif'e gitmiş. Taif'te de davası kabul görmeyince hem de hakaretler, taşlamalar neticesinde Mekke'ye geri dönmüş. Mekke'ye geri girebilmek için o zamanın şartları birisi ona eman güvence vermesi lazım. Yani kafirler sanki bırakmıyorlar mı oraya? Tabii bırakmıyorlar. Dışarı yani orada istemedikleri bir adam dışarı gittiyse o zamanın onların kendine çıkardığı kanunlar bir daha geri gelince onu birisi demese ki ben buna kefilim, ben bunun koruyucusum demese almıyorlar. Evet. Yine Mekke'den birisi gayrimüslim olmasına rağmen ona haber gönderiyor. Ve adam kabul ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ben himaye ederim diyor. Hocam yani. Bu da bir büyüklük değil mi? Büyüklük ama Mut'im yani abi mi? Tabii sonunda onlar bunun mükafatını da görürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Taif'ten de geri dönünce orada da bir ümit kalmayınca sıkılıyor, rahatsız oluyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl olacak? Tam böyle bir ortamda Cenab-ı Allah ona bu Miraç mucizesini ikram ediyor. Allahu Ekber. Yani sabret et sonra bir açılım, bir rahatlık oluşacak ya, öyle bir rahatlık ki dünyada hiç kimseye nasip olmamış. Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberlerin isimleri var. Değil mi? Evet. Bunlarla ilgili birçok mucizeler de var. Ama hiçbir mucize bu kadar yüce, büyük değil. Efendimizin bize nasip olan bu mucizenin içinde sanki diğer peygamberlerin de göğün katlarında işte onlarla buluşması. Tabii bu buluşması ama hayattayken gidip gelmek yok. Hayattayken, evet hocam. Peygamberler aleyhisselam onlara da çok kendine göre mucizeler verilmiş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en büyük mucizeler vermiş. En büyüğü de Kur'an-ı Kerim'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzlerce, binlerce mucizeleri var. Evet. Ama bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de var, bir kısmı hadis-i şeriflerde var. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de açık açık zikredilen en büyük mucizelerdendir. Ona dahi itiraz gelse hocam ne dersiniz?
Mesela şöyle bir itiraz. Bunun itirazı şöyle. Evet. Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e Aksa'ya gidişi ayete açık seçik olduğundan dolayı bunu inkar etse adam dinden çıkar. Tam da itiraz oraya geliyor hocam. Tabii onu, o itirazları def edecek ayette her şey vardır. İtirazı şöyle yapıyor. Bilen biri yapıyor. Evet. Bizim cenahtan diye bildiğimiz, evet, kendi felli diye bildiğimiz bir hoca izahını da ona uydurarak yapıyor. Diyor ki Sübhanellezi esra bi abdihi, tamam, leylen minel mescidil harami, mescidi haramdan çıktı, bu da tamam, ilel mescidil aksa, doğru, ama diyor mescidi aksa, Kudüs'teki mescidi aksa değil diyor. Mekke yakınlarında o bir mahallede, oradaki bir tane mahalle köy vardı. Evet. Orada Mescid-i Aksa diyorlardı. Aslında evet. Efendimiz diyor oraya gitti geldi. Öyle insanların aklı da o kadardır. Yani hocam bir tane o mahalleye kadardır. Hocam aklım duruyor ufku, ya. Ufku kapalı. Onların isimleri ve eserleri de o kadar kısa kalacak, o kadar unutuluyor. Böyle hani insan diyor ya hocam, hadi bu hadisti, buna inkar yoluna gitti. Şu şuydu, tamam bu zayıftı, evet, ravisi. Diyorsun bak ayet. E diyor o ayet de böyledir ama. Tabii. Şimdi mucize ne demek? Mucize aciz bırakan demektir. Evet. Yani Mekke-i Mükerreme'den o mahalleye gidip gelmek zor bir şey mi? Herkes gidip geliyor. Değil mi? Veyahut da Mekke'den Kudüs'e 2000 kilometre hocam. Yine de herkes gidip gelip bakıyor. Evet. Ama o mucize tarafını ayette belirtiyor, onu söyleyeceğim. Şimdi mucize aciz bırakan demektir. Peygamberlik iddiasında bulunan bir kimsenin peygamberliğini ispat etmek için Allah-u Teala'nın o peygamberin elinde meydana getirdiği, zuhura getirdiği olağanüstü bir haldir. Mucize rastgele bizim yememiz, içmemiz gibi değil ki. Olağanüstü bir durumdur. Evet hocam. Karşıdakilerini aciz bırakacak. Yani insanın onun gibi yapması imkanı olmayan bir şeydir. Evet. Bazı mucizeler var. Aletle beraber yapılabilir. Ama bazıları var, yani devam ediyor. Bunlar birer hedeftir yani. Şimdi mucize olmasa bir adam dese ki ben peygamberim. Tamam da nereden inanacak, nasıl inanacaksın? İspatı var mı? Adamın peygamber olduğuna dair ispatı olması lazım. Mucize olmadan bir iddiada bulunan bir adamın peygamber olduğunu nereden bileceksin? Bir filozof da böyle akıllı şeyler söyleyebilir, güzel şeyler söyleyebilir ama o normalde filozof veya bir alim. Ama peygamberdir diyemeyiz. Ayetleri olması lazım. Yani ayet zaten mucize manasına da geliyor. Mucizesinin olması lazım. Onun için Cenab-ı Allah hiçbir peygambere vermediği büyüklükte bir mucize vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Son peygamber olduğu için, son kitabı getiren olduğu için, kıyamete kadar devam ettiği için. Fakat Cenab-ı Allah bu mucizeyi her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bahşediyor ama aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce bütün peygamberlerin, sonra da ona inananların, sonra da bütün insanların cinsinden olan bir insandır. Evet. Cenab-ı Allah bunu bütün insanlık peygamberleri, ondan sonra inan inanmayan hepsinin namına onu insan olarak yüce bir makama, huzuruna götürüyor, tekrar getiriyor. Şimdi biz diyeceğiz, diyen oluyor ya, nasıl oluyor? Ya nasıl, ben yapmıyorum, sen de yapmıyorsun, şu devlet yapmıyor, bu devlet yapmıyor. Bütün kainatın sahibi olan yüce Allah yapıyor. Onun için zaman söz konusu değil, mekan söz konusu değil. Her şeye kadirdir. O yapıyor ve mucize olarak yapıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için nasıl büyük bir şerefse, bu beni adam için de büyük bir şereftir. Yani hepsini götürüp getirecek değil, yani birisini onların namına. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Yani insanı en güzel bir şekilde yaratmış ya. وَلَقَدْ كَرَّمَا بَنِي adam. İşte diyelim ki bir başka bir mahluku, başka bir hayvanı, bir canlıyı götürmemiş. Bak insan cinsinden birisini götürdüğüne göre bizim bunu
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iftihar etmemiz lazım. Yani onun için bu gece bizim için önemli. Bütün insanlık için önemli aslında. Ona içimizden birisine bir değer veriyor. Yani bugün diyelim ki biz ikimiz gelmişiz burada program yapıyoruz. Urfa'dan ne kadar hoca varsa hepsi beraber nasıl program yapacak? Yani biz onların içerisinden hepsini temsilen gelmişiz, konuşuyoruz değil mi? Bu da böyle. Şimdi ayete başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi. Şimdi bir bizim dilimize de geçmiş. Yani böyle olağanüstü, değişik, şaşılacak bir şey olduğu zaman ne diyor? Subhanallah, subhanallah. Ya subhanallah. Maşallah. Yani ilginç bir şey demek manasına geliyor. Yani ilginç şeylerde biz kullanıyoruz. Evet. Bu aynı tefsirlerde de var. O zamanki Arapçada da böyle şey var, yani aynı anlayış var. Subhanellezi demek Cenab-ı Allah Subhane ile başladığı bir ayet-i kerimenin içerisinde insanların gücü kuvveti farkında çok acayip şeyler var diye direkt o kelimeyle başlıyor. Mesela Tebarekal değil mi? Tebareke suresinde Tebarekal diye başlıyor. Tebarekellezi. Şimdi bak burada Subhane arkada çok önemli bir şey gelecek geriden. Yani bir mucize gibi bir şey gelecek, dikkat edin. Ama bunun manası nedir? Yani çok önemli bir şey bize söyleyecek ve bizim aklımız şaşıracak bu işe. Olur mu? Olur mu? Olur. Kesinlikle olur. Niye bu Subhane ne demek? Subhane ben Yüce Allah'ı tesbih ederim ki. Sebbaha tesbih, Subhane. Mesela Gufraneke ya Rahman diyoruz ya, Gufran onun şey yani ismi taftili yani daha güçlü. Mesela Gufraneke ya Rahman, yani ya Rabbi biz sana gufranını istiyoruz ama böyle normal bağışlamak değil, böyle çok yani her tarafı dolduracak şekilde. Subhane bak aynı kalıptan geliyor ya. Ben Yüce Allah'ı tesbih ederim ama çok çok tesbih etmek lazım. Bütün noksan sıfatlarda. Tesbih etmek ne demek? Cenab-ı Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Acizlik yok, yorgunluk yok, uyku yok, arkadaşı yok, işte eşi yok, çocuğu yok. Bütün noksanlık getirecek ne kadar şey varsa ben hepsini Cenab-ı Allah'tan uzaklaştırıyorum. Ne kadar güç ve kuvvet varsa, yani o eksikliklerin zıddı var ya, olumlu. Onların hepsini de ona ispat ediyorum. Yani Cenab-ı Allah'ın zıddı yok, yani tektir. Cenab-ı Allah'ı eksiklikten, yani acizlikten tenzih ediyorum ama güçlü ve kuvvetlidir. Görmemezliği ondan uzaklaştırıyorum ama görüyor. İlimsizliği atıyorum ama yani Cenab-ı Allah burada Subhane diye başlamasının bir yönü de Cenab-ı Allah bu buyuracağı şeyi yapmaya kadirdir. Hiç benim şek şüphem yoktur. Yapar yani. Nasıl yapar? Öyle dedim olur. Mekan, zaman, alet, edevat hiçbir şey gerekmez. Cenab-ı Allah isteseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in direkt hiçbir şey Cebrail aleyhisselam, Burak vesaire ara koymadan direkt getirir. Onu soracaktım hocam. Ama araya bir adeti sebep koyuyor. Evet. Yani bizim karnımızı ekmek yemeden de doyurabilirdi. Ama ekmeği alet yapıyor. Yani orada ey benim kullarım, bak ben bu kadar gücüm yettiği halde şey yapıyorum. Bak her şeyi basamak basamak sebeple yapıyorum. Siz de böyle yapın. Böyle yoksa birden oturduğun yerde olmaz. Hatta Cenab-ı Allah kün feyekun. Yani ol dediyse olur. Evet. Alime diyorlar ki o kün demek de buyurmak da o da bir sebeptir. Yani kün demeden de. Neden de olur. Tabii ya yani bizim yani insanlar gibi Cenab-ı Allah öyle değil ki. Bizim aklımızın almayacağı şekilde Cenab-ı Allah'ın her şeyi ona göredir. Subhanellezi işte Subhana tesbih ediyorum. Her iyi şeyleri ona ispat, yanlış şeyleri de uzaklaşıyorum ama kim? Ellezi. O Rab ki yani o Yüce Allah ki. Ki? Arkası gelecek sanki. Ki? Subhanellezi esra. Yürüttü. Neyi yürüttü? Gelecek.
yürütmek buradaki esra, mesela evhebe, o da yürütmektir. Ama esra Arapçada gece yürüyüşü için kullanılıyor. Evet. Bunun geçişli şekli, normal sera gitmek ama esra oldu mu yürütmek. Yani kendi yürümüyor da yürütülüyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi çabasıyla o zaman içerisinde gitmiyor. Yani Cenab-ı Allah götürüyor. O onu organize etmiş. Cebrail aleyhisselam da onun delilidir. Yürüttü. Yürüten, ellezî esra, yürüten Yüce Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. Bi'abdihi, kimi yürütmüş? Kulunu. Bakın Muhammed'i yürüttü demiyor. Hakikaten hocam orada bir şey var mı? Burada birkaç yönü var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini pek zikretmiyor. Dört yerde var. Dört yerde geçiyor. Ama bütün peygamberler bol bol var. Yüzden fazla ismi geçen peygamberlerimiz var. Arapçada şöyle bir durum var. Bir adamın ismini değil, onun lakabını veyahut ona delalet eden kelimeleri kullanmak ona saygısındandır. Mesela insanın bir komutanı, bir müdürü, bir şeyi olduğu zaman diğer kim işte direkt sadece ismini söylese nasıl? Evet. Değil mi? Ama müdürüm işte şu sayın, değil mi? Şimdi onun için bir ondan direkt öyle ismini vermiyor. İkincisi ismini verdiği zaman işte Muhammed Aleyhisselam'ı katına yükseltti. Sanki yani ona tabii çok değer vermiş olur ya, yani haşa sanki arkadaşı, sanki misafiri gibi öyle, işte İsa Aleyhisselam için Hristiyanların düşündüğü fikrine kapılmamak için kulu. Yani arşı ferşe de gidip gelse kuldur. Kendi gücüyle değildir. Onun bir sahibi var, Rabbi var, o da onun kuludur. O götürüp getirmiş. Yani onun tasarrufatına ortak olacak bir hali yoktur. Eyvallah. Bir de İslam'da en yüksek mertebe nedir? Allah'a kul olmaktır. Evet. Ha, değil mi? Abduhu. Abdehu. Kulunu. Kendi kulunu. Orada yani kul köle manasına geliyor ama Cenab-ı Allah'a nispet edildiği zaman en büyük bir makamdır. Allah'ın kulu. Başkasının kulu değil. Oradan ona yani Cenab-ı Allah'ın has özel kulu ona göre. Abdehu. Onun için ismini değil Abdehu. Kur'an-ı Kerim'e ben merak ettim. Bu dört yerde ismi geçiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi Muhammedur Resulullah. Arkasından hemen Allah'ın Resulü'nün olduğunu zikrediyor. Ma kana aba ahadin min rijalikum velakin Resulullah. Resulullah, Allah'ın Resulü. Resulullah. Ve hatemen nebiyyin. Orada ma kana Muhammedun ebe. Bak orada ismi geçiyor ama evet. Arkada hemen onun Allah'ın Resulü'nü olmak için o böyle ve Muhammedun illa Resul. Muhammed başka bir şey değil. Allah'ın Resulü, siz ona ne diyebilirsiniz yani? Bu kendi başına değil. Hocam ara için işaret var. Tabii bir tane daha var. Onunla arayın inşallah. Orada böyle daha geniş bir tafsilatla şey yapıyor. Bilmek onun kulu olduğunu da tabii belli diyor. Evet. Müsaade varsa hocam bir dostlar kısa bir ara, sonra inşallah hadislerle İslam'da Miracı konuşmaya devam edeceğiz. Dostlar Miraç dedik. Cuma inşallah pazar günü akşam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'a çıkışının yıl dönümü. Bunu da yine hadislerle İslam 7. ciltteki hadislerden okuyoruz. Kıymetli hocamız Şanlıurfa İl Müftümüz Ramazan Tolan hocamızdan. Hocam bir ayete gelmiştik. Bir abdihi orada kulunu yürüttü. Yürüttü. Şimdi inanmak istemeyenler diyor yürütmedi. Değil mi? İnanmak mı zor kıymetli hocam? İnanmamak mı zor? İnanmak daha kolaydır. Gibi. Şimdi riski yok hocam. Diyorlar hani inanmak için mucize lazım. Aslında inanmamak için de mucize lazım. Ya. Kulunu yürüttü. Gece yürüttü. Nereden peki? Minel Mescid-i Haram'dan. Evet.
yürüttü. Bir de ne zaman yürüttü? Leylen. Leylen demek sadece gece demek değil. Leylen tenvini olunca çok az bir şeyi ifade ediyor. Gecenin kısa bir vakti gibi mi? Çok az bir vaktinde. Gibi. Geceydi ama yani bu olay gecenin içerisinde vuku bulmuş ama çok az. Kısa bir sürede. Cenab-ı Allah'ın bir kimseyi bir yere götürüp getirmesi faaliyetleri bizim gibi zamana bağlı değildir. Yani gecenin içinde bulmuş. Evet. Ama bir tek anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Burak'ı tarif ederken işte böyle Merkep'le affedersin Katır arasında bir şey bir buydu ama gözünün gördüğü yere bir adımını atıyor. Öbür adımını bir daha oradan gözünün gördüğü yere. Yani bu ifade çok suratlı yani. Yani böyle uçakçı bu falan değil. Anında demektir aslında. Leylen minel mescid-i haram. Gece olan bir şey. Mescid-i haramdan ilel mescid-i aksa. Yani mescid-i aksaya. Şimdi o zamanki Araplar ticaret yapıyorlar. Yemen'e gidiyorlar. Kudüs'e geliyorlar, Şam'a geliyorlar, taburalara kadar geliyorlar, Bizans'a kadar gidiyorlar. Bu bölgeleri hepsi biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de belli yerlere kadar ticaret için gelmiş. Evet. Onun için Mescid-i Aksa dediği zaman onlar hepsi biliyor ne demek istediğini. Bizim şimdikiler bilmemeye gayret ediyor. Hepsi biliyor. İlal Mescid-i Aksa, yani Aksa demek uzak demek. Yani diyelim ki bizim dergah camiinden işte Rabia Meydanı'na kadar Cenab-ı Allah uzak der mi? Yani o şehir içidir yani uzak değil ki. İlal Mescid-i Aksa. Şimdi burada peki niye Mescid-i Aksa? Evet. Ellezî bârekna havlehu. Cenab-ı Allah buyuruyor, o Mescid-i Aksa ki biz onun etrafını mübarek kıldık. Mübarek demek, yani kutsal olma tarafı da var ama aslında bereketli demektir. Şey de olabilir mi? Yani yaşam Medine, hani. Mescid-i Aksa yok ki. Yok. Oradan mescid yok. Hani bu yolculuk, niye Mescid-i Aksa'ya dediniz ya, akla evet. Soru getirdi bu sefer. Evet. Daha sonra hicreti şeye yapacak evet. Efendimiz, Medine'ye. Tabii. Oraya değil de, Mescid-i Aksa'ya. Şimdi orası Müslümanların ilk kıblesidir. Bundan dolayı işte bereketli diyorum ya. Yani evet. Bereketli iki yönden bereketli. Yani dünyanın en leziz meyveleri, tağlı, şuyu, buyu, suyu, havası her şeyi mükemmel. Bol vermiş Cenab-ı Allah maddi bereket. Esas manevi bereket. Orada çok peygamberler gelmiş yaşamış. Oraya vahiy gelmiş birçok peygambere. Vahiy gelmiş olması. Şimdi Mescid-i Kudüs'ün diğer ismi Mescid-i Süleyman Aleyhisselam'dır. Süleyman Mabedi. Davut Aleyhisselam başlamış ama Süleyman Aleyhisselam bitirmiş. Süleyman Mabedi deniyor. Evet. Ve onlar yapıldıktan sonra da inananların kıblesi orası olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelip bir iki yıl kaldıktan sonra kıble değişiyor. Yani o zaman orası bir merkez Mekke, bir merkez de orası. İkisi arasında hem maddi yönden bereket vahyin indiği yer hem maddi yönden hem manevi yönden. Bârekna havlehu. Maalesef şimdi zalim İsrail'in tasallutu altında bu gece ihya ederken esas orayı düşünmek lazım. Değil mi? Sadece tabii bu değil. Bu Miraç'tan, İsra'dan bahseden ayetlerden sonra Allah-u Teala ben İsrail'in sözünü tutmadığı, yanlış yaptığını ondan sonra onlara birkaç sefer musibet verdiğini bir sefer daha vereceğinden bahsediyor. Onlar da bundan çekiniyor. Biz de ona ümidi bağlamışız. Öyle devam edip gidiyor. Allah-u Teala kısa zamanda dediği ana kadar Allah-u Teala verdiği vaadini bize gerçekleştirsin inşallah. İnşallah hocam. Oradaki kardeşlerimiz de o sıkıntılardan kurtulsunlar. Peki niye getirmiş ya Cenab-ı Allah? Yani, şimdi birincisi diyelim ki
Mekke'den Medine'ye bu kadar zaman, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya getirilişi bu kadar kısa zamanda, bu tamam mucize de, yani bunun bir hedefi de bir şey olması lazım. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, ayetlerimizden bir kısmına bak, min var ya, hepsini değil, bir kısmını gösterelim diye. Değil mi? Tamamı yok. Mekke'nin kenar varoş mahallesindeki bir mescit yok da, olsa bile oradan gösterecek ne ayeti var ki? Hocam aklıma şunu getiriyor ya. Ayetlerimizden bir kısmını, eyvallah, gösterelim diye, bundan miraca da şey var. Evet. Yine işaret var, çünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yeri görmek, sadece maddi olarak görmek herhangi bir ayet, bir mucize değil ki. Çünkü o zamanki insanlar orada yaşıyor, yani onlar için bir ayet değil. Araplar da gidip gelip görüyor. O bir ayet değil. Esas ayetlerimizi gösterelim diye ki, mesela orada peygamberlerin ruhlarıyla görüşüp onlara imamlık yapması, bir de oradan miraca yükselmesidir esas ayet. Oradaki ayet mucizeler, yani mucizeleri, büyük bir mucizenin içerisindeki başka mucizelerdir. Evet. Yani işte miraca giderken cennet gösterilmiş, cehennem gösterilmiş, işte manevi alemler gösterilmiş. Bunların hepsi yine göklerde peygamberlerin ruhlarıyla işte tekrar tanışmış, tekrar onlarla görüşmüş. Bunlar hepsi böyle لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, ondan şey, ayetlerimizden, mucizelerimizden bir kısmını gösterelim diye. Şimdi ondan sonra اِنَّهُ سَمِيعُ الْبَصِيرِ. Şimdi kafirlerin peygamberler için söylediklerini Allah biliyor, duyuyor. Döndüğü zaman da itiraz ettiler ya. Evet. Onu da duyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ve müminlerin münacatını da duyuyor. Dualarını da duyuyor, değil mi? Basir, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın gördüğü, ondan sonra ona yapılanları, onun takındığı muamele, manevi alana hicret et. Bunların hepsini görüyor. Yani sen tek değilsin. Cenab-ı Aleyhisselam geldi, böyle 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 yaptı, böyle böyle yapacak. Sen merak etme. Senin Rabbin hepsini görüyor. Şimdi bu bir de Miraç meselesinde, bir de İsra ve Miraç meselesinde şu var. Bir, ruhu cesediyle beraber gitmiş. Ruh, ceset beraber. Evet. O abdihi var ya, abdihi, kulunu. Mesela sadece adam ölmüş, cesedi var. Buna abdiye, kölem diyebilir misin? Yani iş yapamıyor, bana su getir diyemezsin. Ceset yok, sen söyle benim kölemin ruhu buradadır, size su getirir. Olur mu? Abd dedi mi, hem bedendir hem ruh, ikisi beraber abd oluyor. Ruh maal ceset, cesetle beraber ruh. İkincisi, uykuda değil, yakaza. Şimdi bizim Türkçe'de yakaza demek uykuyla uyanıklık arası demektir. Evet. Arapça'da öyle değil. Arapça yakaza nevmin karşılığıdır. Uykuda. Tabi ne uykudur? Uyanık, yani uyanık olmak da yakazadır. Yani uyku halinde değil, yani uyumuş halde değil, yakaza uyanıkken olmuş. Bir de hayal değil, hakikattir. Yani bir insan durduğu yerde hayal etse bu gibi şeyleri, bu mucize olur mu? Sen desen ki ben hayal ettim, şöyle 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 gittim İstanbul'da, Amerika'ya şöyle dolaştım geldim. Hayal etmişsin ya, kimse sana itiraz etmiyor ki, zaten hayal, ucu açık, bu hayal değil, hakikat.
Ama sen desen ki ben 5 dakikada İstanbul'a gittim geldim, o zaman nasıl gittim geldim, değil mi? Evet. Böyle. Sorgulanma başlıyor. Peygamber de olmadığına göre mucize de yok, değil mi? Belki peygamber olsa da peygambere de bu sorguyu yapmışlar. Tabii ona da sormuşlar ama innehu ve semi'ul basir, bir de o baştaki Sübhane var ya, her acizlik yok, kudret, güç, kuvvet var. Şimdi böyle. Peki Cenab-ı Allah'ın huzuruna gidip gelmesi, bu birincisi insanlık için şeref, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de nimet ve teselli, ama başka yönleri de var. Başka yönleri nedir? Nedir hocam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitmiş, orada kalmamış. Tekrar geri gelmiş, ümmetini irşada devam etmiş. Değil mi? Evet. Mümin de ibadet yapmak suretiyle, kendini kötülüklerden temizlemek suretiyle, yani ruhunu arındırmak suretiyle, ruhunu kötülüklerden arındıracak, iyiliklerle de donatırsa, bu manevi olarak terakki eder. Kendisi de yükseliyor. Manevi olarak yükselmiş oluyor. Terakki ediyor. Yani bu miraç olayı kul içinde geçerli olabiliyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gidip geldiği meselesi bizim için ruhi olarak geçerli. Yani hacca gittiğimiz zaman onun yaptığı gibi hac yapmıyor muyuz? Evet. İşte manevi alanda ruhen onun Allah-u Teala onun yükselmesi maddi olarak bizim manevi olarak yükselmemizin bir yoludur. Evet hocam. Tamam. Bu yolda kimi nereye kadar gider belli değil. Ama Allah-u Teala'ya giden yollar çok ve makamlar da çok değil. Herkes gücüne göre. Ama özellikle insanları irşad eden büyük zatlar, mesela Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend, işte birçok şeyler var. Cüneyd-i Bağdat, birçok büyükler var. Bunların bir sistemi var. Belli bir mevkiye çıkıyor, bir kısmı o mevkiye takılıp kalır. Yani onun iyi bir makam sahibidir Allah katında ama irşat etme kabiliyeti yoktur. O görev de verilmez. Ama insanları irşat edenler, insanları irşat etmekle görevli olanlar o makama takılmayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere insanlarla tekrar ilişki kurup insanları bu defa yükseltmeye ile görevliydi. Bunları da mürşid denir işte. Evet. İmam Gazali rahmetullahi aleyh mesela en büyük makamlardan inip işte birkaç yıl bu manevi terbiyesini yükseltip belli bir yere geldikten sonra tekrar insanların arasına dönüp onları irşad ediyor. Bu şuna benziyor. Diyelim ki bir adam ilkokulu okuyor, ortaokulu okuyor, liseyi okuyor. Sonra diyelim ki şey okuyor, öğretmen yetiştiren bir fakülteyi okuyor. Bir sürü matematik yüksek şekilde ders görüyor. Ama bunu diyelim ki görev icabı getiriyorlar. İlkokul birinci sınıfın öğretmeni olarak atamasını yapıyorlar. En yüksek seviyede halbuki matematik görmüş ama orada parmaklarla işaret ediyor. İşte bir, bu bir, bu da bir, ikisi geldiyse kaç olur? Cevizle toplamayı üretir. Ana sınıfına ders verenler de yüksek okul, üniversite mezunu değil mi? Bak oradan geliyor tekrar sıfırdan başlıyor. Sıfırdan başlayıp yukarı doğru götürüyor. Efendimizin de İnsanın böyle manevi terbiyesi böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar o makamdan geliyor ama en cahil, en iptidai bir toplumun insanlarına yine onlara tamirini ya ben gittim böyle geldim öyle bir şey yok. O, onun görevi abdir ya. Abdi irşad ederek tekrar götürüyor. Bir de bu gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bazı hediye edilen şeyler var. Birisi 5 vakit namaz. Önce 5 vakit kılmıyorlar mıydı hocam? Yok, daha önce namaz kılıyorlar mıydı? Kılmıyorlar mıydı? Yani bir vakitten, iki vakitten başlamış, iki vakit olarak devam etmiş. Sonra 5 vakit emri geliyor. Çünkü namazın şeyine baktığınız zaman hicretten önce
farz olmuş ya. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı da hicretten bir yıl falan öncedir. Beş vakit namaz. Şimdi namazda insanın Cenab-ı Allah'a en yakın olduğu yer neresidir? Secde. 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 Tabii secdedir. Onun için müminin namaz müminin miracıdır diyoruz ya, alimler öyle demişler. Namaz müminin miracıdır. Yani insanoğlu nasıl Cenab-ı Allah'ın huzuruna durduğu zaman Cenab-ı Allah'a ruhen en yakın olduğu yer, bu en şerefli alnını yere koyduğu andır. Allah'a en yakın olduğu yer. Yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi alana gidip gelmesi sanki biz günde beş vakit yaşıyoruz sanki. Onun için bu orada yani namazla miracın alakası var. Bu yönüyle de alakası var. Bir de farz olma şekliyle de alakası var. Yani bir de hani önce 50 vakit sonra 5 vakit olarak Allah-u Teala tespit ediyor ama iyilikler en az 10 katıdır. 5 vakiti 10'la çarparsan 50 vakit eder. O önce bil haseneti felehu aşra. 50 vakit ya. Kadar kıymetli de. 5 vakit kılıyoruz ama 50 vakit kadar. Mükafat 50 vakit kadar 50 vakit kılmış kadar. Gibi. Bir de Bakara suresi malum Medine Münevvere'de nazil olmuş ama bazı ayetler bir de kısa sureler de var bazen. Bunlar iki defa nazil olanlar da var. İşte bu Amener Resulü'nün o Bakara suresi son iki ayetin manası mefhumu bu Miraç gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme direkt vahyedilmiş Cenab-ı Allah tarafından deniliyor. Bir de şöyle bir müjde var. Bir adam Cenab-ı Allah'a bir Müslüman şirk koşmadığı halde vefat ederse yani mümin müşrik değil mümin olarak vefat ederse onun günahlarıyla alakalı Cenab-ı Allah ister affeder etmez işte gerektiği kadar ceza verir vermez Allah'ın takdirine bağlı. Vermemek ihtimali de var mı hocam? Vardır yani Cenab-ı Allah. Siz hep programlarda şunu söylüyorsunuz. Yani ümit var ama arınması lazım diyordunuz. Ha, şey değil yani bizim garantimiz yok. Dilerse tevbe edilen şeyler vardır. Bunlarda tevbe ettin mi tamam kabul ettin diye düşüneceksin. Evet. Ama kul hakkıdır şudur budur. Bunlar ağır. İbadetlerin meselesi var. Cenab-ı Allah onu ebedi cehennemde bırakmaz. Yani miskale-i zerre imanı da varsa o sonunda ebedi olarak cennete girecek. Şimdi ebedi cennetin karşılığında o cehennemdeki az bir müddet ateş çok zor bir şey ama yine öbür taraf ebedidir. Yani iman çok değerli bir şeydir. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi bir de bu gecede ne yapacağız değil mi? Onu da şey yapacaklar. Hocam şu kitabımızda o bölüm dikkatimi çekti. Efendimiz dönüp geliyor amcası kızı Ümmü Hanin'in evine. Sonra oradan çıkıyor. O telaş ediyor bunu anlatma. Sana eziyet ederler, sana yine inanmazlar, zoruna gider. Çünkü sen olmayacak bir şeymiş gibi gözüken bir şeyden bahsedeceksin. Ve çıkar çıkmaz da Ebu Cehil Efendimiz'i görüyor. Şu ifadesi kitabımızda almış hocam. Muhammed bugün yine bir şey var mı? Aleyhissalatü vesselam. Evet. Yani hep bir şeyler yani iddia. Tenkit edecek. He, yeni bir şey var mı? Takılacak bir şey lazım ona. Evet. Efendimiz de hiç şeyini bozmuyor hocam. Diyor var. Aa öyle mi? Söyle anlat hele ne var? Diyor bu akşam götürüldüm. Nereye? Anlatıyor böyle böyle. Diyor bu söylediklerini diyor insanları toplasan. Ebu Cehil bu. Zeki bir adam. Onlara da anlatır mısın? Anlatırım diyor. Zaten evet. O yüzden dışarı çıktım. Bunları anlatmak için. Allah'ın Resulü elimde değil ki ben anlatmama gibi bir lüksüm yok. Allah bana neyi verirse, neyi anlattıysa onu anlatmak zorundayım. Neyi yaşadıysam. Yani o Resul hocam kitabımızda evet bu gece Miraç gecesi son 5-10 dakikada ne yapabiliriz hocam? İnsanlar ne yapabilirler? Böyle bir gecede. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mucize ya. Evet. Mucizeyi açıklamadığı zaman o mucizenin etkisi şey olmaz yani yayılmaz. Onun için kendine saklayamaz ya. Tabii anlatmış. Onlar da işte yalnız bu döndükten sonra bunların yaptığı takınlıkları tavırdan sonra bu ayet gelmiş.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca onun sözünü... Subhanellezi esra ayeti. Tabi sözünü ispat etmek için ona destek olsun diye bu ayet-i kerime. Ha yani o gün Efendimiz yani ayet... önceden bu ayet verip de haber verip de öyle değil. Evet. Bu olaydan sonra tasdik etmek için göndermiş. Şimdi diğer bütün gecelerde olduğu gibi biz tevbe istiğfar, salavat-ı şerife, Kur'an okumak, ondan sonra mesela pazar günüdür, pazartesi oruç tutmak. Bu geceyle alakası tabii ya. Oruç tutmak, iyilik yapmak. Yani yaptığımız hayır şeyler ne varsa birbirimize nasihat etmek, işte tefekkür etmek. Yani ben Cenab-ı Allah'ın bir kuluyum, müminim. O zaman müminin nasıl olması lazım? Yani benim gidişatım mümince bir şeydir, yoksa Allah muhafaza kafirce bir hayat mı? Yani benim çizgim nerede? İşte İslam caddesinde yürüyorum ama benim yürüdüğüm cadde İslam caddesi, yoksa yanlış bir caddede mi dolaşıyorum diye tefekkür etmek lazım. Yani o hadis-i şeriflerde var, işte bir saat tefekkür, bilmem şu kadar saat ibadetten daha hayırlıdır demesi insanı kötülüğün farkına vardıran, bir de doğruya yönelten tefekkür demektir. Yoksa böyle oturup affedersin hindi gibi düşünmek değil yani tefekkür, değil mi? İnsanda değişiklik yapan tefekkür. Sonrasındaki bir aksiyon, bir icraat tabii, olup olmadığı ile ilgili mi hocam? Tabii ya, yoksa böyle kuru kuruya düşünmekle ibadet yapılmış olmaz. Ya kuru kuruya. Faydalı bir şey. Cenab-ı Allah vardır, birdir, tektir, iki benzeri yoktur. Bunun kişiye faydası olmaz mı? İşte var ama yani kendini düşündükten sonra yönlendirecek. Gereğini yerine getirmek gibi. Tabii yönlendirecek bir şey. Bir de şey de yani tefekkür sadece bu da değil. Diyelim insanlara faydalı bir şey yapmak için kafa yoruyorsa. Faydalı bir yani şey. Kendi başına bir ibadetlerini, kulluğunu yerine getirmesi yani ibadet etmez mi hocam? Ekstradan bir de insanlara bir de faydalı olayım falan o yani manada. Benim, tabi insan hayırlısı hangisidir? Faydasından çok dokunandır, değil mi? Şimdi adam mesleği icabı, yani ibadetlerini yapıyor. Tamam. Mesleği icabı kafa yoruyor. Ben bu memleketime, bu insanlarıma bunu geliştireyim, daha güzel bir şey icat edeyim. Dinime, devletime. Tabii, hayır yolunda, iyilik yolunda çaba sarf ediyor. O tefekkür var ya, evet. O da o sevap olan tefekkür kısmındandır. Demiş. Bunu düşünmesi. Ha, tabii. Nasıl? Yani, daha... yani sadece dini olarak düşünmek değil demek istiyorum. Ha. Faydalı ilmi olarak düşünse o da aynı. Yani sanki böyle... Ama görevi... Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, azametini, bir de ben iyi olayım, kötülükten vazgeçeyim. Bu en üstün düşünce ama o diğer şeyler de böyle. Ya o zaman tefekkürü birden fazla diye niteleyebiliyoruz. Ya mesela adamın bir görevi var. Adam akşamları düşünüyor ya, ben yarın daha faydalı nasıl olabilirim? Ben bu işimi en güzel nasıl yürütebilirim? Adam kafa yoruyor. Evet. İşte o kafa yorması da ibadettir. Zaten çalışması zaten ibadet. İbadet. Ama zihnini oraya veriyorsa o da ibadettir. Allah-u Teala her hayırlı şeyin mükafatını verir. Boşa yok. Bir soru hocam. Diyor ki, peki Miraç'ta 5 vakit namaz ilk önce 50 vakit olaraktan tayin tespit edildi. Sonra Efendimiz 5'e inmesi için hadiste geçen. Bu geceye hürmeten biz 50 vakit namaz kılsak. Kaza olarak kılmamızda fayda var. Değil mi? O kadar kazamız varken. Kaza olarak kılalım. Varken. Hocam sonlardayız. Miraç gecesi Şanlıurfa'mıza, memleketiniz Elazığ'a, görev yaptığınız yerlere bir mesajınız malum Kanal Urfa. Allah-u Teala uydu üzerinden bütün ülkelere yayın yapan bir kanal. Olsun. Bize akıl, şuur, düşünce ihsan eylesin. Tefekkür ihsan eylesin. Bu gün ve gecelerin bizim hayatımızda etki yapması, iyiye doğru yönelmeyi nasip etsin, sebep olsun yani. Evet. İslam düşmanlarına fırsat vermesin. Amin. Devletimize sıhhat, afiyet. O Mescid-i Aksa'nın da kurtarıldığı, Müslümanların eline geçtiği, rahatça ziyaret edebildiğimiz. Dünyada yani insanların rahatı için olan şey nasip etsin. Böyle kavga, gürültü, savaş. Çünkü dünya şöyle bir şey. Yani bir yerde
bir karışıklığın çıkması, oradaki yerin işte Müslüman mı gayrimüslimli olması değil. Bütün insanlığa, herkese zarar veriyor. Şimdi dünyada bir gerginlik var. Evet, dolayısıyla abi. Yani işte Harran Ovası'nın falan köyündeki adamın cebine de etki nasıl edecek olur. Şeyler oluyor maalesef. Cenab-ı Allah vatanımızı, memleketimizi muhafaza etsin ama insanlığa da iyi şeyler nasip etsin. Kötülerden korusun. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Nasipse haftaya. Ben de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Haftaya tekrar inşallah. Hadislerle İslam'da. Dostlar bu gece özel bir geceydi. Gün olarak çarşambadayız. Lakin pazar gününün konusunu, miracı konuştuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraçla yükselmesi gibi Rabbimiz bizleri kulluğumuzla, ibadetimizle, fikir, zikir, taatımızla yükselmeyi, yücelmeyi hepimize nasip eylesin. Bu geceyi bütün İslam alemi için, insanlık için hayır eylesin, kurtuluşa vesile eylesin. Bu gecedeki ismi geçen Mescid-i Aksa'yı da inşallah Müslümanların yine elinde huzur bereketin olarak yaşandığı, bizlerin rahatça ziyaret edebileceği bir makam, bir mekan olma konusunda, çevrilme konusunda bize düşeni de Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.